Doğru işittin Osman Bey. İki Türkmen Bey arasında gittikçe büyüyen husumetin sona ermesi gerek. Eskiden beri bunun yolu bellidir. Kız alıp kız vermek. Benim arzum Malhun Hatun'la nikahlanmandır. Şeyhim, zaten benim bir nikahlım vardır. O da senin kızındır. Onun çocuğu olmamaktadır. Kayıbabasının selameti için senin bir veliaht sahibi olman şarttır. Bunu daha fazla geciktiremezsin. Görürsün sana nasıl baktıklarını. Nasıl da inanır, nasıl da güvenirler sana. Senin onlara karşı bir mesuliyetin var Osman Bey. Babana güç katacak bir bey kızıyla nikahlanıp onlara işte varisim bu demelisin. Bilirim Şahim, bilirim. Lakin Bala'ya bunu nasıl yaparım? Bala da elbet bir gün böyle bir şeyin olacağını bilir. Lakin Malhun Hatun onu daha çok yaralar şeyim. Bir vakit düşünesin. Kararını verdiğinde beni haberdar edesin. En doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yoktur. Hadi kumral aptalım. Bizim vazifemiz bitmiştir. Gidelim şeyhim, gidelim. Adlar. Obaya dönüyoruz. Ya! Onur Bey yok. Ne demek yok? Sana yok diyorum Nikola. Ablarıyla konuşlanacaklar dediğin yerde bize yürülen kargalardan başka hiçbir mal yok yok. Efendim, Togay nökerleriyle geliyor. Ne yapacağız Nikola? Kes sesini. Burada olduğumuzu bilmiyorlar. Buradan okçularla ani bir atış başlatabiliriz. Senin sesini kes dedim. Senin gibi ahmaklar yüzünden bütün yayı kaybettik. Elimizdeki bir avuç askerle Togay'a karşı savaşıp kazanamayız. Efendim geliyorlar. Ne
öneriyorsun Nikola? Ne yapacağız? Kalene dön. Vergini öde. Bunu yapamam. Sana yapacaksın dedim. Yapacaksın. Bırak Tolay bize dişini geçirdiğini zannetsin. Sabır. Biraz daha sabır. Lanet olası! Sabır! Kalene dön. Kaleye dönüyoruz. Kaleye dönüyoruz. İki Türkmen Bey arasında gittikçe büyüyen husumetin sona ermesi gerek. Onun eskiden beri bir tek yolu vardır. Kız alıp kız vermek. Ticaretime mani olur. Can düşmanımla çenke giderim, önüme çıkar engel olur. Gayrı bu Osman Bey'in ettikleri yeter. Obamın istikbalinin önünde daha ne kadar duracak ha? Ah! 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 Fezepalı ah! Karşıma çıkmayacaktı. Ah! Araya girmeyecekti Fezepalı ah! Tokay'dan intikam alma fırsatını kaçırdım. O soysuz için gırtlağını kesme fırsatını kaçırdım. Savunup durduğun Osman Bey'in neler ettiğini gördün mü? Benim Türkmen beylerinin gözünde yükselmemi nasıl engellediğini gördün mü? Bu adama mı bağlayacağız ikbalimize ha? Beyim, Osman Bey'in derdi senin yükselmeni engellemek değildir. Ya nedir? Maksadını iyice belleyelim diye kalkıp geldi. Ve teker teker anlattı. Selçuklu Sultanı'yla... Geçer! Müsaadenizle çadırıma çekileyim. Hakikatleri işitmeye hazır olduğunuz bir vakit geleyim. Malhun! Emrine verdiğim alplerin hepsini geri alıyorum. Bundan sonra hiçbir işime karışmayacaksın. Alplerin idaresi de bende olacak. Gayrı öteki oba hatunları gibi çadırında oturacaksın. Şimdi müsaade senin. Bahar geliyor şeyhim. Rabbim ziynetlerini nasıl da saçıyor toprağa. İnşallah Osman Bey ile Umur Bey arasındaki bu husumet biter.
Türkmen obalarına da bahar gelir şeyim. Ağaçlar sırlarını dökmezse bahar gelir mi? Çiçekler açar mı kumral aptal? Osman Bey'im zor olanı yapmalı. Yüklendiği sırrı göğsünde büyüttüğü çiçeği açmalı. Belli ki sırrını söyleyip o çiçeği incitmekten korkar şeyhim. İncinmeden, yaralanmadan bahar gelir mi kumral aptal? Osman Bey'imin de can parem balanın da imtihanı büyüktür. Sabredecekler, yaralanacaklar ve yaralarını saracaklar. Başka yol kalmamıştır. Gönlümde senden başkası olmadığı gibi senden başkasını da aramaya niyetim yoktur bala. Sen benim duamsın. Sen ol. Evladı Allah'ın takdiridir. Biz birbirimizi böylesine severken bir hançer yarasının mücü bizi ayırmaya yeter mi hiç bala? Buradasın beyim. Ben de seni izlerdim. Neden dalıp gittin? Şeyh babam beni sana hemen vermemişti. Evvela olmaz demişti. O vakitler dergâhtaki kandilleri yakarken böyle dalıp giderdim. Yanan ateş kandilde mi yoksa yüreğimde mi bilemezdim. Peki. Şimdi ne hissedersin? Şimdi kandilim sensin. Ben de ateşine düşen bir pervaneyim. Vergisi ne olacak? Osman Bey vergisini sultan ödeyecek. Aklınca Türk beylerine bize vergi vermiyormuş gibi görünecek. İlhanlara tabi olduktan sonra bunun ne önemi var? Ya kara yeminin? Osman'ı öldüreceğine yemin etmiştin Cengiz Han'ın soyu üzerine. Ruhları kızdırmandan korkarım Togay.
Bu toprak ikimizden birinin cesedine mezar olup ruhlara kurban edilene kadar yeminim bekleyecek Camu. Ruhların gazabından bizi ancak kan korur. Osman elçi gönderecek. Bize bağlılığını bir kez daha bildirecek. Sabırlı ol. Şimdi git. Bundan sonra hiçbir işime karışmayacaksın. Alplerin idaresi de bende olacak. Gayri öteki oba hatunları gibi çadırında oturacaksın. Çadırımda oturacağım öyle mi? Destur var mıdır? Gelesin. Dersin alacağı Hatun. Gayrı bu pusatı ne yapmak gerek ha? Madem ki cenk etmeyeceğim. Gaza sevabına nail olmayacağım. O vakit ateşlerde eritip çeliğinden takım yapsam. Yoksa bir eskici bulup yok pahasına satsam mı? Nasıl söz o? Kızılbeyoğullarının en keskin pusatıdır o. Merak etmeyesin. Babanız bu kararından vazgeçecektir. Alplerimin durumu nedir? Gazadan geri durmak istemezler. Ardına düşüp cenk meydanlarına akmak isterler. Halen emrinde olduklarını bilmeni isterler. Hazır olsunlar. Onlarla konuşacağım. Elhamdülillah. Ellerine sağlık Bala Hatun. Ne vakittir böyle ziyafet çekmeliydik. İyi oldu. Voronay. Ne vakittir söyler durur. Lakin ben av etini balam kadar güzel pişiremem. Afiyet olsun. Ben de dergâhta akça ve pehlivan dervişlerden öğrenmiştim. Osman'ım, sen epeydir ava çıkmaz oldun. Kefer avdan sayılmaz mı balam? Aklına ne geldi beyim? Ben böyle küçükken babamla bir gün ava gittiydik. Lakin ilk defa böyle atın üstündeyken bir av vuracaktık. Sonra babam anlatmaya başladı. Dedi ki böyle atın üstünde ayağa kalkacaksın. Ayaklarınla iyice kavrayacaksın atı dedi. Sonra avını gözüne kestireceksin dedi. Ondan sonra süratleneceksin. Okunu çekip yayını gerip hedefini vuracaksın. Sonra ceylanı bulduk ve babam peşine düştü. Anlattığı gibi yapmaya başladı. Sonra dedi ki, şimdi sıra sende. Lakin dedi bu iş tecrübe ister.
Sonra babamla ormanlardan geçtik, derelerin içinden geçtik. Büyük bir vadiye geldik. Ceylan'ı oraya kadar sürdük. Sonra ben ona kilitlendim. Okumu hazırladım. Yayımı çektim ve tak diye vurdum. Babam şaşırdı. Vurdun dedi. Ben de, e baba sen gösterdin ya. Sen gösterdin, ben de vurdum dedi. Babam gece boyu ağabeyimlere bunu anlattı. Sen gösterdin, ben de vurdum. Sen gösterdin, ben de vurdum. Hey gidi günler, hey. Hey. Daha ilk tecrübe edişinde vurmanı beklememiş beyim. Doğrusu buna nedeni ben de duymadım. Maşallah. Merhum Ertuğrul Gazi nasıl da gururlanmış seninle beyim. Ya gururlanmaz mı Goncam? Beyimin de evladı olduğu vakit o da gururlanacak elbet. Beyim, ava gidek o vakit sen de özlemişsin anlaşılan, ha? Heya, heya ava gidek. Hemen gidelim, yarın gidelim. Yarın gidelim. Ben de içeriden şerbet koyayım. Ben de sana yardım edeyim bana. Balam, sen Boran Alp'in kusuruna bakmazsın. Niyeti kötü değildi. Düşün evet. Kusura bakacak bir şey yok Goncam. Boran Alp yanlış bir şey söylemedi. Her baba evladıyla gurur duyar. Osman Bey'imse baba olamaz. Togay'a vergiyi ödedim. Togay ne dedi? Kendinden o kadar emin ki Bitinya'nın tek hakimi zannediyor kendini. Sadece Bitinya'nın mı? Bütün bir dünyanın hakimi olduğunu düşünen Geyat'ın avcı köpeğinden başka ne beklenir ki? Konya ziyaretinden sonra Osman'ın da Moğollara tabi olduğunu söyledi. Demek öyle. Osman Sultan'ı ikna etmiş olmalı. Sultan'ın Moğol valisini. Sultan'ın derdi tahtını korumak. Geyat'ı ise zaten müflis bir tüccar gibi. İkisinin de tahtını korumak için altına ihtiyaçları var. Ne Osman ne de başkası zerre kadar umurlarında bile değil. Tek dertleri var, altın. İliğimizi kemiğimizi sömürene kadar onlara vergi mi ödeyeceğiz? Bu da ne kadar böyle sürecek Nikola? Toba ile Osman'ın arasında sulh varsa eğer, bize düşen de o sulhü bozmak. İkisini birbirine düşürmek değil mi Yasu? Bunu nasıl yapacaksın? Umur Bey. Kurduğumuz tuzağa bile gelemeyen bir korkaktan
kez daha medet umacağız. Öyle mi? Osman engellemiş olmalı. Ama bu Umur'un içindeki Togay nefretini bitirmez. Umur hırsıyla yanıp tutuşurken er ya da geç avuçlarıma düşecek. Togay'la Osman'ın arasını nasıl açacaksın? Umur kabul etse de etmese de Osman'ın himayesinde. Onun gibi onurun ne varsına düşkün bir bey. Osman'a daha ne kadar katlanabilir sence? Ha? Sana bir soru ya son. Umur'un Togay'a saldırması halinde ne olur? Umur Osman'a tabi olduğuna göre bu saldırının sorumlusu da Osman olur. Aferin. Peki Togay bunun hesabını kime sorar? Osman'a. Osman'a. Altında gelen sulh kanla bozulacaktır. Osman'ı bu kez Moğol kuklası Sultan Mesut bile kurtaramayacak. Bana şarap getirin. Şimdi sabredeceğim. Sabredip bekleyeceğim. Umur'un kuyruğunu kıstırıp ayaklarıma gelmesini bekleyeceğim. Sen de kalene dön. Emrimi bekle. Beyimin evladı olduğu vakit o da gururlanacak elbet. Beyim. Sen neden kederlenirsin? Bir evladın olmamışsa sebebi benim. Gurur duyacağım bir varisin yoksa hatunun veremediği içindir. Baban Ertuğrul Gazi'den bahsederken gözlerinin için nasıl güldüğünü gördüm. Baba olmak, obamıza bir varis bırakmak senin hakkın. Hatta vazifendir. Babamın vasiyeti hatırımdadır. Gayrı vaktin geldiği de meydandadır. Sen yanan o yüreğini böyle düşünüp daha fazla yakmayasın balam. Yakmayasın. Her şey olacağına varacak. En doğru kararı vereceğini bilirim. Balayı en az üzecek hatun kim olur diye düşünürsün belli ki. O sebepten geciktirirsin bu kararı. Onu da bilirim. Lakin ben razıyım. Ben kaderime razıyım. Sen de bunu bilesin.
Konya'da sultanla Togay meselesini nasıl halledeceğimizi bir karara bağlamış olduk. Şimdi Togay'a bir elçi gönderip onunla konuşmanın vakti gelmiştir. Bu vazife için Göktuğ'u görevlendireceğim. Buyurun başım üstüne beyim. Beyim, emrettiğin gibi sığınmacıların Söğüt'te kalacakları yerleri hazır ettik. Eyvallah, lakin o iş bitmemiştir. Yerleşmelerine yardımcı olasınız. Ne eksikleri, ne ihtiyaçları varsa halledin. Emrin olur beyim. Beylerim, mühim bir mesele hakkında sizinle istişarede bulunmak isterim. Söylesin Osman Bey, seni dinleriz. Bu şahsi bir mesele gibi görünse de aslında Kayı'nın istikbalini ilgilendirmektedir. Umur Bey'le süregelen anlaşmazlıklarımız sizin de malumunuzdur. Şayet Adabalı bu anlaşmazlıkların nihai karara bağlanması için Malhun Hatun'la evlenmem gerektiğini söyler. Siyasi bir evlilik olacak. Lakin sizin fikirlerinizi almak istedim. Eyvallah. Eyvallah Osman Bey. Bu evlilik Umur Bey'in obasını karşımızda değil de yanımızda tutacağı ise elbette hayırlıdır. Malhun Hatun da sana yaraşır ve soyludur. Lakin Osman Bey, bunu söylemek bize kolay, hükmetmek sana zor idir. Malhun Hatun her daim senin yanında olmuştur Osman Bey. Hem bu İnegöl'den gelen uçan ataş mevzunda hem de cenkte omuz omuza cenk ettik. Madem sana bir veliaht gerekir, o vakit o veliahtın anasının da tıpkı babası gibi cengaver ve soylu olması münasiptir. Ve dahi farzdır. Bu imdilik bizim aramızda kalacak. Elbet, elbet aramızda kalacak. Osman Bey, ben görürüm ki bu işin en doğrusunu sen de bilirsin. Lakin yine görürüm ki Bala Hatun'u üzmeye endişe edersin. Osman Bey, geciktirmenin ikinize de faydası yok idir. Bir an evvel söyleyip omuzlarına bu yükü atasın. Bugün bir hava gideyim. Oradan döndükten sonra kararımı vereceğim Bamsı Bey. Eyvallah. Hakkımızda hayırlısı. Amin. Alaca Hatun'un dediğine göre benim için Umur Bey'in emrine karşı koyacak alpler varmış. Hem de sayıları epeyce fazlaymış. Doğru mu Raşit? Doğrudur. Birlik bileli senin emrinde gaza ederiz.
Benim emrimde Umur Bey sancağı altında. Diyesiniz hele. Kimlerdir benimle olan? Görmek isterim. Her yanlışımız da arkamızda durdu. Kimimizin hastalığına derman oldun, kimimizin evlenmesine vesile oldun. Biz seninleyiz. İyilik unutulmaz. Doğrudur. Bizler kınından çıkmak için senin emrini bekleyen çelikten pusatlarız Malhun Hatun. Emrimi bekleyen çelikten pusatlar öyle mi? Ben ne edeyim gaflete düşmüş pusata? Bugün beyine karşı kınından çıkan pusatı ben ne edeyim? Malhun Hatun. Alpler! Etrafınıza bir bakın Alpler. Umur Bey'in obasındasınız. Herkes aklını başına devşirsin. Bu obanın beyi Umur Bey'dir. Onun emrine karşı çıkmak kimsenin haddi değildir. Bu böyle biline. Eğer Umur Bey'in lafını çiğneyecek olan olursa... evvela benim çelikten pusadım kınından çıkar. Karasman! Osman! Hayırdır Kumral Aptal? Ne bakarsın yan yan? Koca obada sana Kara Osman diyecek. Benden başka insanoğlu var mıdır? He ya. Yoktur. Gelsin hele. Sen niye öyle seslenirsin? Söyle de bilelim. Ava gidermişsin. He ya. Edalar beni özlemiştir. Aha. Ben de özlemişim. Ormanın sesini, dağların gölgesini özlemişim. Haydi sen de gelesin diyesin. Kumral sen de gel bizimle de. Haydi. Ey o vakit. Sen de gelesin. Bu dağlar öksüz kalmaz. Hah. Şimdi oldu. Ya! Balgay'ın yüz karası. Hain!
Gel Kutay. Şu haline bak. Cengiz Han yasalarına ihanet ettin. Türkler seni mankurtlaştırdı. Cer Kutay, Allah'ın yasalarına biat etti. Canboğa. Osman Bey'in elçisi olarak geldik. Arayın bunu. Gönderdiğiniz elçi gibi bizden kahpelik görmezsiniz. Camoa. Kes sesini. Beni izle. Kardeşler, siz burada kalırsınız. Selçuklu Sultanı'nın emriyle Osman Bey'in vergisini Selçuklu'ya ödeyecek. Osman. Nihayet kendince doğru yolu bulmuş. Altın gelecekse nereden geldiğine bakmayız. Ha, Osman Bey'den. Ha, Sultan Müsveddesi'nden. Elinizi kemiğinizi kurutana kadar vergi almaya devam edeceğiz. Aldığınız her nefes vereceğiniz vergiye tabi. Tıpkı Osman Bey'in bana Keyhatu'ya tabi olması gibi. Osman Bey'in anlaşmamızı sadık kalacağını bilmeni istedi. Osman Bey'ine söyle, bu topraklarda nefes almak istiyorsa tabi olmaya devam edecek. Kılıcımın gölgesi, öfkem, ölüm fermanı gibi ensesinde duracak. Bunu sakın unutmasın. Şimdi git. Osman Bey'ine de ki, Karaşaman Togay da anlaşmaya sadık kalacak. Hayda. Otağını, avradını, onu diri diri yakacağın günü beklesin.
avımız kokumuzu alamayacak. Haydi. Durasın beyim! Durasın! Durasın beyim! Durasın! Durasın! Ne yaptın Kumral Abdal? Ne ettin? Hem yaralı hem biçareydi beyim. Biçare miydi? Dermansız derde düştü Allah'ın güzelliği. Kumral Abdal, hem av dersin hem de vaktimizi berhavaya edersin. Kusura kalmayasın beyim. Kusura kalmayasın. Buralarda bu ceylanların neslini bizler berhava etmeyelim istedim. Çok mu avlanırlar? Onların izini sürmek ne mümkün? Kulakları kurdun kulağından, gözleri kartalın gözlerinden keskindir. Avcıların kokusunu ta ötelerden duyarlar. Bu ceylanları avlamak ancak senin gibi usta avcıların işidir. Öyleyse nesilleri niye tükenir? Dişi ceylanlarda bir hastalık peyda oldu beyim. Kısır kaldılar. Evladı Allah'ın takdiridir. Biz birbirimizi böylesine severken bir hançer yarasının gücü bizi ayırmaya yeter mi hiç bala? Osman. Etme. Olmaz. Senin evlatların olacak. Ben sana yaramam. Sen mi bana yaramazsın? Bala, sensizlik beni dağıtır. Sensizlik benim yarınımla aramdaki en büyük engeldir. Sen bana güçsün, kuvvetsin, yolumun ışığısın. Sen hayalimsin, sevdamsın. Şeyhimin de rızasını alın. Seninle yuva kurmak en büyük hayalimdir. Sen benim kara sevdamsın hatun. Allah bize evlat vermezse ona da razıyım. Vaktiyle büyük sürüler halinde dolaşırlar idi. İncilerde tek tük görünür oldular. Ormanların asaleti, güzelliği onlardan geldiği için İzni'yi vaktiyle fethetmiş olan atamız Kutalmış olur Süleyman'ın soyundan gelenler. Onlar için ormanın sultanı demişler.
Allah'ın yarattığı bu güzellikler bir bir solup gitmekte beyim. Vasiyetim Osman. Vasiyetim. Bu ceylanlar ormanın gördüğü en soylu güzelliktir. Erleri cesur ve cengaverdir. Sürüsünü bir kurt gibi korur. Şimdilerde tatlı bir hatıra gibi yaşarlar. Varalım kendimize başka bir av bulalım beyim. Sana yeni bir av bulacağım beyim. Ne de olsa bu ormanlar, bu dağlar, bu bayırlar benim evim. Pek özlemişim. Pek özlemişim. Alper. Peşine gidersiniz, yalnız kalmayın. Mahlun Hatun. Mahlun Hatun. Senin ne işin var burada? Bala.
yardım et ya Rabbi. Yardım et. Yüreğim arzu. Aklım çekiç. İkisinin arasına sıkıştım kaldım. Ya Rabbi. Beni bu halden kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi. Geldiğini işitmemişim beyim. Hoş geldin. An nasıl geçti? Avcıylar Ceylan. Eski bir hikaye. Vurmak istemez. Lakin vurman gerekir. Vurman gerekirse vuracaksın Osman Bey. Vurmadan evvel Ceylan'ın gözlerine bakacaksın. Ben kararımı verdim. Gelesin bana. Gelesin. Kayı Obası'na bir veliaht vermek için yeni bir nikah kıyacağım. Hayırlı ve doğru bir karar vermişsin Osman Bey. Diyesin. Aklında biri var mıdır? Biri vardır.
Lakin gönlümdeki sensin. Aklımdakine gelince... şey edep alımında arzusudur. Demek şey babamın arzusudur. Babam. Kimmiş bu hatun? Ben tanır mıyım acaba? Kızılbeyoğlu. Umur Bey'in kızı. Malhun Hatun. Babam. Bunu mu söyledi? Siz kararınızı vermişsiniz. Hayırlı olsun. Eyyah, hem soyludur, hem de güzeldir. Sana iyi bir hatun olur. Yanına yaraşır. Sana güzel evlatlar verir. Bu veliaht meselesi de biter gayrı. İki obanın arasındaki husumeti ortadan kaldırmak için alınmış bir karardır. Ki ben istemem dersen. Malhun Hatun'a rızam yok dersen. O vakit ben başkasını bulurum. Osman Bey. Şeyh Edebalı'nın arzusu dersin. O benim babamdır. Yüreğimi en iyi bilendir. Bu kararın bende ne anlama geldiğini en iyi o bilir. Malhun Hatun'la evlenesin dediyse... gayrı ben ne diyebilirim ki? Kararın doğrudur. Malhun Hatun sana münasip bir eştir. Gayrı Ertuğrul Gazi'nin vasiyeti Şeyh Edebal'ın arzusu yerine gelsin. Kayıobası varisine kavuşsun. Kim bana müsaade? Biraz yalnız kalmak isterim.
Nikolay'la görüşmeye gideceğim. Sözümüzde durup Tolga'ya saldıramadık. Anlaşmamızın hala geçerli olduğunu bilmesi lazım. Ben de geleyim beyim. Nikola öfkesinden deliye dönmüştür. Yo. Senin obada kalman daha iyi olur. Gözün Malun Hatun'un üzerinde olsun. Nikola'ya gittiğimden de haber olmasın. Orhan. Buyur beyim. Bu sığınmacıların eksiklerini giderdiniz mi? Emrin yerine getirildi beyim. Alacakları yerleri, ekecekleri toprakları, ticaretlerini, zanaatlarını yapacakları dükkanlarına kadar her biri tamam edildi. Alplere de söyle güvenliklerini arttırsınlar. Bu Yason intikam almak isterse gerekeni yapsınlar. Buyruk senindir beyim. Selamünaleyküm beyim. Aleykümselam. Aleykümselam kardeş. Tolgay'dan ne havadis vardır? Bağlılığımızı işitince kibrinden bastığı toprakta ot bitmez oldu soysuzun. Bırakalım da kendini kibriyle teselli et. Selamünaleyküm. Aleykümselam beyim. Aksa derviş. Yine arı gibi çalışırsın maşallah. Durmak bize yaraşmaz beyim. Sen durur musun ki? Cümle cihan, kainat durur mu ki bizim durmaya haddimiz olsun? Cemalini gördük. Günümüz şenlendi çok şükür. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Şeyhim içeride midir? İçeridedir. Buyurasın beyim. Esselamu aleyküm şeyhim. Ve aleyküm esselam Osman Bey. Belli ki kararını vermişsin. Ben kararımı verdim şeyhim. Umur Bey'in de rızası varsa Mahun Hatun'la ilgili niyetimi söylemek isterim. Sen üzerine düşeni yaptın Osman Bey. Gayrı Umur Bey'le ben konuşurum. Asıl imtihan imdi başlıyor Osman Bey. Bala bağrına taş basıp sabretmeyi öğrenecek. Sen de iki hatunun gönlünü birden hoş edip hiçbirini kırmamayı öğreneceksin. Ve dahi gaza vazifenden takip ettiğin obanın işlerinden de geri kalmayacaksın. Duanızı eksik etmeyin şeyhim. Dualarımız seninledir. Rabbim işlerini kolaylaştırsın. Amin. Müsaadenizle. Akler. Haydi. Akça derviş. Buyurasın şey. Umur Bey'e haber veresin. Kendisiyle konuşacaklarım vardır. Hemen yola çıkıyorum şey. Kızının ihanetinden sonra şimdi de sen. Doğrusu nasıl bir mazeret bulacaksın çok merak ediyorum. Osman. Sen ki Umur Bey Geyatü'ye bile kafa tutmuş bir beysin. Bu uğurda evlatlarını verdin. Şimdi Osman'ın bir küklemesine boyun eğdin. Ha? Ah Umur Bey vah. Nikola. Haddini bilesin. Osman sana haddini yeterince bildirme. Umur Bey, sen bir avuç toprak için Osman'a biat ettin. Peki o ne yaptı? Senin en azla düşmanına karşı elini kolunu böyle bağladı. Nikola. Sultan'dan hilatını da aldı ya.
Şimdi kim tutar uçların Fatih'i, Osman Bey'i be hey de hey? Sen de ne yapacaksın? Artık yeni sultanına karşı boyun eğmeyeceksin de. Ne yapacaksın Umur Bey? Gayri yeter! Uzun ettin Nikola! Benim Tokay'la işim bitmedi daha. Ne demek işim bitmedi? Düşmanımın kellesi için ne Osman'dan, ne Sultan'dan, ne de Gey Hatun'dan icazet alacak değilim. Oraya o meseleyi konuşmak için geldim. Asıl senin cesaretin varsa hala... Tolga'ya saldırmak için hazır olduğumu bilmeni isterim. Konuşalım konuşmasına da Umur Bey. Senin beni bir kez daha yüzüstü bırakmayacağına nasıl emin olabilirim? Ben bu yola baş koydum, ölümüne. Tolga'nın kellesi için bu işe girişeceğim. Seninle ya da sensiz. Öyleyse... Seninle Söğüt'e gidelim Gonca'm. Gideriz balam. Ne vakit dersen gideriz. Kız istemeye gideceğiz. Almamız gereken şeyler vardır. Kimi isteyeceğiz balam? Malhun Hatun'u isteyeceğiz. Malhun Hatun'u mu? Kime isteyeceğiz balam? Osman Bey'i isteyeceğiz. Osman Bey mi? Sen ne dersin balam? Doğru işittin Gonca'm. Neden balam? Neden o? Neden Malhun Hatun? Osman Bey senin ona naz etmediğini bilmez mi? Şeyhimin arzusudur. Şeyhimin mi? Selamun aleyküm şeyhim. Ve aleyküm esselam Umur Bey. İnegöl'de mühim bir işim vardı. Lakin şeyhimin benimle konuşmak istediğini işitince koşturup geldim. Hayırdır şeyhim? Mühim bir mesele mi vardır? Mesele mühimdir Umur Bey. Buyuraz. Bismillah. Daha evvel de söylediğim gibi... İki büyük Türkmen beyinin birbiriyle olan husumeti doğru değildir. Bu husumetin sona ermesi ve iki obanın daha yakın bağlarla bağlanabilmesi için yapılması gereken bellidir. Bir istivaç. Osman Bey'imiz ile kızınız Malhun Hatun'un izdivacının bu birliği sağlayacağını düşünürüm. Elbette bu meselede karar verecek olan sensin Umur Bey. Hayırlı bir karar vereceğine inanırım. Şeyhim, öyle birdenbire gelince hayretimi mahsur göresin şeyhim.
Siz de ne vakit ihtiyaç duyarsanız hazırız. Eyvallah. Osman Bey'in kendisinin de bizzat gelmesi münasip olur şeyhim. Sizi ağırlamaktan şeref duyarım. Estağfurullah. Osman Bey'imizle birlikte geleceğiz inşallah. Başımın üstüne şeyhim. Şimdi bana müsaade edersin şeyhim. Buyur Hasan Umur Bey. Eyvallah. Malhun Hatun'a rızam yok dersen o vakit başkasını bulurum. Osman Bey, Şeyh Edebal'ın arzusu dersin. O benim babamdır. Yüreğimi en iyi bilendir. Bu kararım ben de ne anlama geldiğini en iyi o bilir. Malhun Hatun'la evlenesin dediyse gayrı ben ne diyebilirim ki? Valla bağrına taş basıp sabretmeyi öğrenecek. Beyimizin ne düşüncelidir kardeş? Belli ki beyimin bir derdi vardır Boran. Şeyh Edebal'ın dükkanından çıktığından beri tek bir kelam etmedi. Umur Bey'in yolunu kestiğinizde de baş başa konuştuydular. Belli ki mesele Umur Bey'le ilgili. Yakında belli olur. Haydi kardeş. Haydi kardeş. İki tımar bir yem yerine geçer derler. Elin nasıl oldu Bamsı Bey? Elim iyidir. Daha iyidir maşallah. Hey. Osman Bey, o zor kararı vermiş gibi görünürsün. Şeyhimle konuştum. Umur Bey'in de rızası olursa Malhun Hatun'la evleneceğim. İyi. Zor olmuş ama hayırlısı olmuş. Umur Bey de en hayırlısının bu olduğunu anlayacaktır. Hayırlısı olmuş. İnşallah. 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 Bala Hatun, buna da bakalım. Bu çok güzelmiş Bala Hatun. Bundan size de yapalım. Kendine alasın bu kumaş Hatun. Başka getireyim Bala Hatun. Bala Hatun, bu nasıl? Bismillah.
Balam. Benim güzel balam. İstersen biz gidelim. Hatunlar halletsin. Heh. O nasıl laftır Gonca? Düğün bizim düğünümüzdür. Gonca. Ben sana demedim mi? Gerekirse Osman Bey'i kendi ellerimle veririm diyor. Dedim oğlum. Ben demedim mi? Bizim mutluluğumuz kurulacak olan devletin ikbalinden mühim değildir diyor. Dedim babam. Dedin. Ya vakit üzme beni. Daha hediyeler hazırlanacak. Eksik olmasın hadi. Kumaşların en iyisi seçilsin. Peki babam. Peki. Hadi. Malik, Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Bu ismi şerifin bize söylediği, bizim hiçbir şeyin maliki, sahibi olmadığımızdır. Lakin dünya meşgalesi unutmamıza sebep olur. Bize emanet edilenleri kendimizin sanırız. Elinde asa dağda taşta dolanırsın kumral aptal. Senin hiçbir şeyin yok mudur? Rabbim emanetlerini istemeden emanetleri teslim ettim şey. Ölmeden önce ölünüz hadisi şerifi bu manayadır. Canımız dahi emanettir. Bu yol canından geçebilenlerin yoludur. Candan geçmekten daha zoru nedir? Şeyhim, bilirler. Siz lütfedin şeyh. Canandan vazgeçmektir. Gözlerden o yaşlar akmazsa günahlar yıkanmaz. Benim ne çok günahım varmış şeyim. Ağladıkça ağlarım lakin çaresini bulamam. Gel.
Destur var mıdır beyim? Yürüyesin. Bir emrin var mıdır beyim? Yok. Şark'tan tüccarlar gelmiş. Seni bulamamışlar. Alpler söylediydi. Tüccarlarla görüştüm. Bu husumetin sona ermesi ve iki obanın birbiriyle olan bağlarının daha yakın sağlanabilmesi için yapılması gereken bellidir. Bir istivaç. Beyim, iyi misin? İyi. Bugün nereye gittin merak ettim. Müsaadenle. Umur Bey bu kez sana ihanet ederse Nikola, bu işin sonu hiç iyi olmaz. Togay'ı da karşımıza alırız. Bu defa hiç kimse buna mani olamayacak. Kuzgun Vadisi'nin girişinde tamamen ağaçlıklarla kaplı bir bölge. Togay'la görüşmeye gittiğim vakit nükerlerinin nöbet yerlerini tek tek öğrendik. Gözcülerinden aldığım istihbarata göre ise geçiş yolları, nükerlerin sayıları, yiyecek içecek depoları, baskın için kurdukları tuzakların yerlerini tek tek bu haritada işaretledik. Umur Bey, ben de sizi vadiye giden yolda, şelalenin orada, senle alplerin askerlerimle beraber bekliyor olacağım. Kelce Tepesi'nin eteklerinden vadiye, Togay'ın hiç beklemediği bir anda karargâhına saldıracağız. Ne dersin Umur Bey? Eğer verdiğim malumatlar doğruysa bu iş sandığımdan da daha kolay olacak gibi. Alpleri ne kadar zamanda hazır edersin? Senin askerlerin hazırsa benim alplerim de hazır. Yarın bitirelim bu işi. Bu kadar çabuk mu? Yarayı dağlar gibi. Hızlı ve de acılı. Umur kapana girdiğinde biz ne yapacağız? İşte tam bu noktada sevgili Eren, benim askeri devam devreye girecek. Nasıl bir saldırı düşünüyorsun? Savaşa tek başıma gideceğim. Togay'ın karşısına tek başıma çıkacağım. Ne diyorsunuz efendim? Togay'ın karşısına çıkıp diyeceğim ki
Umur Bey sana Alpleri ile beraber saldıracak. Umur'un saldırısını Osman bilgisi dahilinde olduğunu öğrenirse Togay. Ne olur sevgili Eren? Tek bir asker bile kaybetmeden düşmanları birbirine kırdıracağız. Togay'la görüşmeye gideyim. Hem belki bu vesileyle aramızdaki buzları da eritiriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlarına şükrettik. Şerde sana sığındık ya Rabbim. Kaderimize rıza gösterdik. Osman Bey'imin babasının vasiyetiyle obasının ikbalini düşünerek verdiği kararı hayırla neticelendir. Yüce Allah'ım, kaderimize boyun eğdik. Senden geleni evladımız gibi kabullendik. Hatunumla içine düştüğümüz bu kör kuyudan bizi alnımızın akıyla çıkar ya Rabbim. Osman Bey'imin evlat sahibi olmasını, boyunun boylanmasını, soyunun soylanmasını temin et. Sana sığındık, sana inandık ya Rabbim. Kaderimizle pişerken birliğimizi, dirliğimizi bozma ya Rabbim. Allah kabul etsin beyim. Amin balam. Amin. Gayrı, Umur Bey'den haber gelmiştir. Yarın Şeyh'imle birlikte yanına varacağız. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun beyim. Amin.
Semin Allah. 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 Allah ekber. Allah ekber. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed. Ya mübarek. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm ve rahmetullah. İşittiğini de hiç unutmuyorsun ha. Maşallah. İyi. Cümle misin evlat? Cümle misin? Cümlemizin Babsi Bey. Cümlemiz. Hasbiyallah. Destur var mıdır beyim? Gelesin evladım. Gel, gel, buyurasın. Allah kabul etsin. Cümlemizin. Cümlemizin. Hasbinallah. Yaşını getirmeyi unutmuş. Ben getirdim Bamsı Bey. Eyvallah. Var olasın evladım. Var olasın. Cerkutay. Kendini aç bırakmazsın. Lakin Bamsı Bey'ini bırakırsın öyle mi? Beyim. Sen namaz kılacağız deyince ben de heyecandan unutmuşum. Maşallah. Sen namaz kılacağım diye aş yemeği mi unuttun? Yok ben yedim. Bamsı Bey'inkini unuttum. Ben gideyim Bamsı Bey. Eyvallah kızım. Uğurlar ola. Eyvallah. Uğurlar olsun. Evlat. Gayrı Müslüman oldun evvelallah. Şimdi sana şöyle helal süt emmiş bir kız bulalım da everelim artık. Beyim, sen merak etme. Ben buldum. Ha, buldun. Buldum beyim. Cerkutay. Beyim. Sen olmayacağı birini bulmuşsundur. Bu işi büyüklere bırakasın. Madem bu işi büyüklere bırakmak gerekir, benim kalbim sağdadır.
Erkan! Har! Sümsülük! Yavuz! Eş! Antonyo bak! Öder! Öder! Hey! Sus bir yüne! Hey! Gidiyor! Al diye! Askerlerini talim yaptırıp boşa yormasan iyi edersin. Nökerlerin birbirleriyle oynayacaklarına, erkek gibi savaşacak güçlere kalsın. Umur, çok yakında Karabasan gibi üstüne çökecek. Tuz, 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 tuz. Ben sana Osman, sana ihanet edecek dedim. Ama sen beni dinlemedin. Sonucu birazdan göreceksin. Elinde yüreğin gibi zehirli. Umur Erper senin için sabah Meltem'i. Benim asıl düşündüğüm kişi Osman. Umur böylesi bir baskını onun himayesindeyken ona sormadan yapmaya cesaret edebilir mi sence? Perpetuum. Perpetuum. Geçmiş. Geçmiş. Zeytin dalı uzatmak denir. Eğer verdiğim bilgi yanlış çıkarsa bedelini ödemeye razıyım. Peki, haklıysam? Ne biliyorsan anlat. Umur, seninle nökerlerinin yerini öğrenmiş Osman'da. Kelci Tepesi'nin eteklerinden gelecekler buraya. Nasıl öğrendin? Artık Osman'ın obasında yok ama Umur Bey'in obasındaki casusta. Bunu tahmin bile edemezsin. Geyatun'un avcı köpeği Kara Şaman Togay. Sana iyi avlar. Tamam. Nökerleri hazırla. Nikola haklıysa.
Burak. Buyur beyim. Sığınmacıların eksiklerini hallettiniz mi? Hallettik beyim, hallettik. Alpların korumasında Söğüt'e gidilecek. Orada kalacakları yerden erzaklarına kadar tüm ihtiyaçları giderildi. Pek mesut görünürler Osman Bey. Bir yuvalar olacak. Çalışıp geçimlerini sağlayacaklar. Sevinmek onların da hakkıdır. Aris'le Yason'un elinden kim bilir ne acılar çekti garipler. Selamun aleyküm. Gelesiniz, gelesiniz, gelesiniz. Gayrı vakit doldu. Sizin için yeni bir hayat başlayacak. Allah'ın izniyle inşallah. Sağ olasın Osman Bey. Ettiklerin için minnet borçluyuz sana. Estağfurullah, estağfurullah. Tanrı seni korusun Osman Bey. Eyvallah, sizler de. Bizden düşmanlık gördün, dostluk gösterdin. Himos'un ihanetine rağmen, içimizden bir hain çıkmasına rağmen kötülük etmedin. Tanrı seni korusun Osman Bey. Hepimiz, hepimiz. İşlemelerin her bir kıvrımında her birimizin emeği vardır. Sen bize bir bey gibi değil, bir dost gibi davrandın. Tanrı seni korusun Osman Bey. Yolun açık olsun Osman Bey. Eyvallah. Lakin bu bir veda değildir. Kayı obası gibi Söğüt de bizim toprağımızdır. Ve sizler benim sancağımın altında huzurla yaşayacaksınız. Var olasın Osman Bey. Sağ olasın Osman Bey. Tanrı seni korusun Osman Bey. Eyvallah, eyvallah. Alpler, eşyalara el atasınız. Bir an evvel yola çıksınlar. Eyvallah bey. Eyvallah beyim. Bunlar hep kuracağım devletin alametleri Osman Bey. Şimdiden görür gibiyim. Nice mazlumlar senin sancağının altında rahat edecek. İnşallah ağabey, inşallah. Umur Bey'in obasına da varmak icap eder. Ötelemenin kimseye faydası yoktur. Alpler hazır edesin ağabey. Buyruk senindir beyim. Osman Bey. Neresin ağabey? Müsaaden olursa beyimle değil kardeşimle konuşmak isterim. Gelsin ağabey. Zordur. Sevdiğini bile bile üzmek zordur. Ben bilirim senin yüreğin şefkat doludur. Lakin unutmayasın. Bala hatunu bizim gözümüzün nurudur. Obamızın baş hatunu çadırımızın direğidir. Ve bu hep böyle kalacak. Sen yüreğini ferah tut. Kardeşim, sen doğru olanı yaptın. Babamıza yaraşır bir şekilde hazırlıkları gördük beyim. Ben senden razıyım. Allah'ım da senden razı olsun. Gidecek hediyelere bakmak ister misin? Balam, ben sana bakmak isterim. Bırak hediyelere, hediyenin sahibi baksın.
Ben Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu hediyeye bakmak isterim. Sana evlatlar bağışlayacak. Ne güzel. Gayrı istediğin vakit yola çıkabilirsin beyim. Sen benim yüreğimin en derinindesin. Tüm cihanın çeliklerini eritip pusat eyleseler, benim kalbim yarıp seni asla çıkaramazlar. Asla. Bilirim Osman Bey. Ben senden razıyım. O vakit giderim. Alper! Götürmezsiniz. Şeyh Edebal nerededir? Şeyhim Söğüt de katılacak bize. Osman Bey. Değil mi? Allah'ım ondan razı olsun. Yiğit hatundur. Osman Bey, gayrı gidelim. Giderim. Yüreğim yangın yeridir balam. Gayrı gidesin artık kara gözlüm. Ya!
Durasınız hele, durasınız hele. Bana bırakasınız. Bırakasın, bana bırakasın. Bırakasın. Sandık sizin harcınız mıdır be adam? Altında kalırsınız da haberiniz olmaz ona göre. Hayda. Yardım edeyim. Elmalar Karacahisar'da yetişmiş. Lakin araba Bilecik'ten gelir. Nereden anladın bunu? Bilecik üzümünün acı kokusu elmaların üstüne sinmiş. Her duyduğun kokuyu tutar mısın aklında böyle? İsmini bahşet ki bir daha aklımdan çıkmasın. Ben kolay kolay unutmam. Göktuğ, unuttun bizi. Gitmem gerek. Zoe. İşte sana unutacağım bir isim. Alpler. Buraya da yardım edersiniz. Olun olsun. Bahadır Bey'i gören var mıdır? Umur Bey ile Alpleri alarak obadan ayrıldılar. Maldur hatun. Nereye gitmiş ola? Bilmiyorum olacağı. Öğreneceğiz bakalım. Togay'ın ormanına yaklaştık beyim.
Nikola da gelmek üzeredir. Atlardan inelim. Togay'ın inine sessizce sızacağız. Hadi. Osman Bey bu. Hayır olsun. Şeyhim. Umur Bey nerededir? Belli ki obada değildir. Bu nasıl iştir böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gelmişsiniz. Şeyhim, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, otağa geçelim. Elemeyin göz nuru. Onların aşkını düşünüp teselli buldum ölüm döşeğinde. Aslı gibi kül olsam gayrı gam yemem. Ömrüme girdin. Bir daha gitmene izin vermem Bala Hatun. Madem öyle dersin. İstet beni babamdan Osman Bey. Madem ki müsaade edersin, o vakit babam döndüğünde isteteceğim seni. Yeah.
Sağ olasın kızım. Sağ olasın. Umur Bey nerededir Malhun Hatun? Ovada değildir Osman Bey. Alpleriyle gitti. Nereye gitti? Bilmem Osman Bey. Kızım. Umur Bey geleceğimizi bilirdi. Bizi beklemesi icap ederdi. Şeyhim bunlar nedir? Umur Bey sana bir şey söylemedi mi kızım? Söylemedi şeyhim. Hayırlı bir iş için geldik kızım.